tartışmanın yankıları sürüyor. Üstün muazzam bir yoksulluk süreci ortaya çıkmıştı. Yoksulluk? Arkadaşlar, Türkiye'de yoksulluk artıyor dersek haksızlık yaparız. Mecidiyeköy Cevahir Otel'de yapılan kongrede Askon Genel Başkanı Mustafa Koca'dan sonra söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan'a hem eleştiri hem de uyarılarda bulundu. Sayın Başbakanıma da buradan tavsiye olarak söylüyorum. Numan Kurtulmuş'tan sonra kürsüye gelen Başbakan Erdoğan ise Kurtulmuş'un eleştirilerine tepkiliydi. Değerli arkadaşlar, değerli Numan kardeşim. Kurtulmuş'un IMF ile anlaşmadan sivil anayasaya, borçlanmadan yoksulluğa kadar pek çok konudaki eleştirilerine Başbakan Erdoğan farklı cevaplar verdi. Türkiye'nin IMF ile olan ilişkileri. Ne oldu? Bir süredir IMF ile ilişki anlaşma imzalamıyoruz. Kıyamet kopmuyor. Kendileri de söylüyor. Ben burada millet adına kendisinden rica ediyorum. Lütfen IMF ile yeni bir standby anlaşmasını imzalamayın. IMF, Dünya Bankası, OECD. Şimdi diyoruz ki, az önce konuşuluyor. Şimdi IMF. Evet, biz 2 yıldır IMF'le masadayız. İşimize gelirse imzalarız. Değerler açısından IMF dünyanın bir gerçeği, doğru. Ama IMF kendi pusulasını dahi şaşırmış, kendi rotasını bile kaybetmiş, dünyada halkları daha çok yoksullaştıran, dünyada kıtlığı ve açlığı ortaya çıkaran, evet, dünyanın bir gerçeği. Fakat IMF'in adını duyduğumuz zaman katmanın, kaçmanın, korkmanın, irkilmenin ne manası var? Niye korkuyoruz? Niye irkiliyoruz? Buradaki çıkış yolumuzda öncelikle IMF'ye bağımlı, dışa bağımlı ekonomik tezi elimizin tersiyle yırtıp atıp çöp tenekesine fırlatmaktır. Paranın yönetiminde en ucuz parayı ben eğer IMF'den satın alabiliyorsam ben ondan bunu alırım. Hiç de çekinmem. IMF, OECD, Dünya Bankası gibi. Bizim bu noktada onların gücünü inkar etmemiz mümkün mü? Bunlar bir güç mü? Güç. Modelde bir bozukluk vardır. Bu model 5 tane temel adımı öngörüyor. Bunlardan birisi Türkiye'deki tarım nüfusunun hızla düşürülmesi. Böylece tarımsal ürünlerin ve tarımsal üretimlerin işe yaramaz, 5 para etmez hale getirilmesi. İkincisi, talep enflasyonunu önlüyoruz adı altında Türkiye'de milletin alım gücünün azaltıldığı bir sürece sokulması. Üçüncüsü, özelleştirmeler vasıtasıyla Türkiye'de bir takım özellikle kamu yatırımlarının el değiştirmesi. Dördüncüsü, bankacılık finans sektörünün yabancılaştırılmasıyla Türkiye'de bankacılık finans sektörünün el değiştirilmesi. Beşincisi ise Türkiye'de büyük özel sektörün yabancılaştırılması. Yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesini ben yine bir vehim olarak algılıyorum. Korku olarak algılıyorum. Arkadaşlar, bu vehimleri artık ayaklarımızın altına alalım. Şimdi herhalde bunu da söylerken tekrar ya ama bu yabancı mı diyeceğiz? Değerli arkadaşlar, değerli Numan kardeşim, dünya küresel. Bu model sonucunda Türkiye'de 4 tane temel sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi tezgah dağılmıştır. Bunu en iyi bilen sizsiniz, açıklamaya bile gerek yok. Orta kesim çökmüştür. Türkiye'de muazzam bir işsizlik süreci ortaya çıkmıştır. Muazzam bir yoksulluk süreci ortaya çıkmıştır. Yoksulluk, arkadaşlar, Türkiye'de yoksulluk artıyor dersek haksızlık yaparız. Biz iktidara geldiğimizde 10.7 işsizlikle devraldığımız bir hal vardı istihdamda. Şimdi 13.1. Herkes ve her şey borçlu hale getirilmiştir. Türkiye'nin dış borçları oransal olarak azalmış görünse de Türkiye'de özel sektörün orta ve uzun vadeli borçları 222 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye'de belediyeler, Sayın Başkan burada, belediyeler gırtlağına kadar borçlu hale getirilmiştir. Onun için şimdi IMF diyor ki belediye iktisadi teşekküllerini satacaksınız. Türkiye'de kredi kartı borçları. Kredi kartı borçlarındaki artış %4800'ün üstündedir. 10 yıl kıyaslamasını yapıyorum.
Türkiye kredi kartı borçluluğunda Avrupa birincisidir. Avrupa'daki rakamlarla söylüyor. Herkes borçlu hale getirilmiştir. Efendim özel sektör, kamu kesimi ve bireyler borçlu hale getirilmiştir. Üçüncüsü, bu 10 yıllık modelin sonucu mülkiyet yapısı el değiştirmiştir. Dördüncüsü, Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği gibi rakamlar gerçekten bir iktisatçı olarak düşünmeyi bile arzulamadığımız boyutlara gelmiş. Bunun sonucu olarak da Türkiye neredeyse toplumsal yapımızın zedeleneceği, toplumsal yapımızın dağılacağı bir noktaya gelmiştir. 7 yıl öncesi, değerli arkadaşlarım, bu hesapları kusura bakmayın da iyi yapalım. Hep beraberiz. 7 yıl öncesi bu ülkede milli gelir neredeydi? Şu anda dünyadaki finans krizinin ekonomik krize dönüştüğü bu dönemde milli gelir nerede? Bunun değerlendirmesini yapmayacak mıyız? Türkiye'nin borcu, arkadaşlar, miktara göre mi değerlendireceğiz? Orana göre mi değerlendireceğiz? Bir defa borç tespiti milli gelire oranla tespit edilir. Borcun miktarına göre değil. Millet dedi ki, al kardeşim bu oyu, %47 oy sana. Git siyasi ve hukuki reformları yap. Bunun ilk adımı olarak da anayasa, yeni bir anayasa yapımıyla sürece başla. Bizler şimdi bir çalışma yapıyoruz. Ama Sayın Kurtulmuş tam manasıyla bir anayasa değişikliği diyor. Değerli arkadaşlar, tabii dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten davulun da zurnanın da sesi hoş geliyor. Ama içeride bu böyle değil. Şimdi bu gerçekleri göreceğiz. Ve başımızı iki elimizin arasına alıp iyi düşüneceğiz. Ve bu konuda bizler şu anda bir hazırlık içindeyiz. Her 250 bin kişinin yaşadığı bölgede, dar bölge, çift turlu seçim sistemiyle gelen yeni anayasa yapıcı bir kurucu meclis. Bu kurucu meclis de bazıları, yanlış anlaşılmasın diye anayasa yapıcı kurucu meclis diyorum. Bazıları darbelerinden sonra kurucu meclis olur gibi bir yanlış algı içerisindedirler. Milletin bütün fertlerinin temsil edildiği, bütün kesimlerinin temsil edildiği, sadece siyasal partilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, baroların ve bağımsız olarak insanların aday olabildiği bir süreçten gelmiş 200-250 kişilik, 300 kişilik bir meclis maksimum. Bu meclis bir yıl çalışacak. Ve bu meclis anayasa yapmayacak, anayasa tasarısı hazırlayacak. Anayasa tasarısını da millete götürerek referandumla milletin anayasasını Türkiye ortaya çıkarmış olacak. Bu yapılmadığı da bu köklü bir reformdur. Bu doğru bir yoldur. Bunun için mevcut parlamentonun yapması gereken, hükümetin atması gereken adım, mevcut anayasamızın 175. maddesini değiştirerek anayasa yapım sürecini ortaya koymak, bu kurucu meclisin nasıl olacağını ortaya koymaktır. Bu olmadığı takdirde anayasanın yapımı bu memlekette asla millete bırakılmayacaktır. Açık bir şekilde bir kere daha söylüyorum. Anayasa yapımı asla millete bırakılmayacaktır. Bunun yolu, ey millet gelin, sahip çıkın, kendi anayasanızı yapın demekten başka hiçbir yolu kalmamıştır. Ama bir kurucu meclis teklifi yapıldı. Bakın, kurucu meclis teklifi bile siyasette kendinizi inkardır. Kurucu meclise biz karşı değiliz, o ayrı bir konu. Ama şu anda parlamentonun anayasa yapamayacağı veya yeterli değildir iddiasını ortaya koymak bir siyasetçinin kendini inkarıdır. Bu parlamentoda olanlar, kurucu meclise gelecek olanlardan çok daha mı kabiliyetsiz, çok daha mı yeteneksiz? Saadet İlker'i Kurtulmuş'la Başbakan Erdoğan arasındaki bu tartışma, iki parti ve lider arasındaki bakış farkını da bu kadar net ortaya çıkarmış oldu.